Selam millet, ben Jadmaga. Minecraft Survival'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, hatırlarsanız geçen bölümde bu laboratuvar girişimimizi yapmaya başlamıştık. Ve ben sonrasında biraz çalıştım, işin doğrusu. Hatta bayağı çalıştım, ne birazı. Ve laboratuvarı bitirdim dermişim. Hayır, bitirmedim. Daha çok işi var. Ama şekli verdim en azından ve ne yapacağımı aşağı yukarı karar verdim. Bayağı malzeme topladım fırsat buldukça. Video alamayacak zamanlarda hani böyle ortamda ses olduğu, müsait olmadığım zamanlarda çalıştım. Ve biraz da video önünde yapalım. Şimdi bu bölümde kontrol odasını yapacağız. İçerideki çemberi yapacağız. Tepesini kapatacağız falan derken laboratuvarı artık bitireceğiz. Evet, hazırsanız başlayalım. Shift ile iniyorum. Hop, F1'i de kapatalım. Şimdi ben şurayı yapıyordum da yarım kaldı. Evet. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Tamam. Bu pistonlarla itmem lazım. Şöyle size bir etrafı göstereyim. Yarım kalsın. Birkaç tane koltuk yaptım. Masa yaptım. Oturabilecek yerler var böyle. Oturup buradan kontrol için. Hani bir olur ya böyle işte işte ne bileyim nükleer tesislerde falan değişik tesislerde güvenlik için iki tane düğme koyarlar. Bir düğme burada, bir düğme şurada olur. Bu da böyle sanki tehlikeli bir yermiş olsun. Portalı tek başına kimse açamasın ya da ne bileyim işte en azından şimdilik açamasın. Biraz şey olsun böyle güvenli olsun diye. Çift kontrol koyuyorum. Buradan ve buradan. Buradaki doktor öbürüne söylüyor. Hazır mıyız? Hazırız. 3, 2, 1 düğmeyi çevir. Ve çeviriyorlar. Aynı anda çalışmaya başlıyor. Yine fikir olsun diye böyle etrafa biraz şey koydum. Fireplace koydum işte. Kamp ateşi. Bir tane böyle buraya attım. Tabii bunları yanlış yere koydum. Biraz kaydıracağım. Şuraya bir ateş koydum. Bunu birazdan göstereceğim. Bir sistem yapmaya başlayacağız oraya. Ben önce burayı bitirerek devam edecektim. Şunu alabilirim. Evet, burası da böyle güvenlik çemberi olacak. Hani bunun içine girmek tehlikeli ve yasaktır şeklinde. Tamam. Şimdi ben muhtemelen burayı da kıracağım o zaman. Aman düştüğüm yere bak. Buraya ateşi koysam olmaz. Şuraya pistonu koysam, şuraya ateşi koysam olur. Tamam. Ay, yanlış oldu. Tamam. Şöyle yanlardan birer blok daha kazalım. Geniş olsun. Çalışacak kadar elimiz olsun. Bayağı piston ihtiyacım olacak. Umarım çıkış vardır buradan bir yerden. Şuradan çıksam olur mu? Tamam. Şimdilik buradan çıkıp gireceğim. Evet. Pistonlarım burada. Yetmez. Daha fazla piston ihtiyacım var. Şimdilik redstone getirmiş miydim? Tamam. Crafting'e hemen gidelim. Portalımız var bir tane de orada. O da karanlık bir portal. Değişik işler için kullanıyoruz. Stranger Things izleyen var mı? Stranger Things diye bir tane dizi var. Orada böyle tabii makineyle falan yapmıyorlar da böyle özel güçlerle işte bazen de makinelerle ve duvarda bir yarık açmaya çalışıyorlar. Bir tane portal. Farklı bir boyut açılıyormuş. Tabii ne olduğunu bilmiyorlar. Hani belki yeni bir şey buluruz, maden buluruz, ne bileyim silah buluruz gibisinden. İşte iki tane ülke o zamanlarda çok da spoiler vermeyeyim neyse portal açmaya çalışıyorlar. O da kötü bir yer açılıyor. Sonrasında açılıyor falan neyse. O tarz bir hava vermeye çalıştım. Cam arkasından kontrol. Buradan güvenli böyle kurşun geçirmez camlar. İşte güçlendirilmiş duvarlar, yerler demir falan. Evet. O havayı da biraz verdim sanki. Şimdi şunu bir kapatalım. Bir. Kıralım. Lan sen kimsin? Tanışıyor muyuz? Tamam. Hoppa, şöyle bir yapalım. Şu bir. Şu da iki. İttiremedim niye? İttir. İttir. Sayıları kırmışım. Tamam. Sıkıntı yokmuş. Evet. Birçok yeri kapladım. Yan tarafa oda yapmaya başladım. Hatta odayı bitirdim şurayı. Tavanlarını farklı bir renkte yaptım. Aynı renkten diğer tarafa da yaptım. Buraya arada bir girip çıkıyorum da kendimi saklamak için. O yüzden koymuştum şeyi. Evet. Lamba falan koyacağız. Onlar daha kolay. Burası böyle laboratuvarmış ya. Şimdilik bir build'leri yapalım da o zaman. White Concrete'le ne yapacaktım ben? Şuna şöyle bakıyorum. Şimdilik burada bir şey yok.
Hop. Evet, üstten görüntüde böyle ama böyle görünmesini istemiyorum. Ha, White Concrete yapacağım şeyi buldum. Üstünü kapatacaktım. Tamam. Hop. Portaldan biri geldi bak. Kötü portalmış, gördünüz mü? Evet, sonra da portal deneyeceğiz. Evet, şimdi. Hemen şimdi ben şu zeminleri kaplamaya devam edeyim. Bu arkadaş konkrit powder'dan bol bol vardı. Sonra suyu dökeyim üstüne. Devam. Tamam. Z, Z yaza yaza gittim. Şu Tetris'teki Z'ler gibi. Tamam, bu altını full dolduruyorum. Önemli değil. Şu yanlarda bir şey kalmasın. Bakalım, tamam gibi. Burası kaldı. Şeyi hatırlıyor musunuz? Mega Modlu Survival'da ya da modlu serilerde. Chisel Block'tan mı geliyordu? Chisel'dan olabilir. Şu renkte bir blok vardı böyle. Factory Block diye geçiyordu. Tam fabrika baskı atıyor aslında. Aklımızda kalsın. Yarın bir gün fabrika inşa edersek orada da bu renkleri kullanalım. Güzel bir karışım. Evet. Buraları döşedik. Aşağı yukarı yaptık. Bu ne? Siyan terakota mı elimdeki? Şöyle dışarıda rastgele serpiyorum. Bunlardan. Şimdi biraz bozuk gibi olacak, tamam mı? Şöyle devam edelim. Şimdi redstone çekmem lazım içeriden bir yerden. Çünkü bu tarafta redstone'lu sistemler de olacak. Şimdi size bir tanesini göstereyim. Sonra diğerlerini kendim inşa edeceğim. Şu gördüğünüz ateşi şey yapacağım. Dur ya. Şöyle yapalım. Var mı üstümde bir şey? Dur. Hemen birkaç blok daha yapayım da. Gravel, Concrete Powder, Siyan Terakota. Şöyle dizelim. Bu tarafa su da dökmeyeceğiz. Dikkatli olmamız lazım. Redstone'u bırakalım şimdilik. Piston da kalsın. Geri kalanı göstermek için gidiyorum sadece. Şimdi şöyle bir ufak bir sistem yaptım. Uydurma bir şey. Daha kompakt yapılır muhtemelen ama ben uğraşmamak için hemen yaptım, geçtim. Şimdi bu arkadaş bir şekilde sinyali alıp, aslında bunu daha kolay yapabilirim ya. Tek bir tuşla falan, butonla falan. Dur bir deneyeyim de geleyim. Tamamdır millet. Şöyle azıcık bir uğraştım ve daha kompakt bir hale getirdim burayı. Hemen şöyle göstereyim size. Evet. Az evvelki yeri yıktım ve şu kadarcık bir yere çevirdim. Şimdi buradan sinyal geldiği anda orayı yakacak, söndürecek. Ben tabii önce bunu çakmaklamam lazım. Buraya nether rack koymam lazım. Yan tarafta kalmış. Piston neredeydi? Ha, piston da burada. Tamam. Tamam, şimdi bu çalışacak. Yalnız buraya repeater koymam lazım. Biraz repeater yapıp geleceğim. Oralara da bunu da kopyalayarak gideceğim tabii böyle. Çok zor bir şey değil artık, çok, çok kolay. Şöyle. Tamam. Bir tarafı hallettik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Şurası mıydı? Ve bu da 6. Tamam. Evet millet. Aradan epey epey bir zaman geçti ve ben gördüğünüz gibi bayağı çalıştım. Burayı son haline getirdim neredeyse. Evet. Tam olarak bitmedi aslında. Hala geliştirmeler yapacağız. Işıklandırma işini çözmedik mesela. O daha sonra yapacağım bir iş olacak herhalde. Ama porta odam çalışır artık. Bence iş görür. Hadi bakalım şimdi. Birkaç şey eksik. Kontrol bilgisayarlarına ihtiyacımız var. Beyaz blok çoğaltıyorum sürekli. İşte Asi'nin karakterini AFK bırakıp sol tuş sağ tuş şey toplatıyorum. Suyun yanına koydurup koydurup kırdırıyorum falan. Neyse. Şunu da şöyle yapalım. Ya bu resim çerçevelerini böyle yapmazsak artık olmuyor. Ateşli mi ateşli bir şey. Tamam, böyle kalsın. Bir de öbürüne bakalım. Evet, bilgisayar burada olacak. Şöyle yapalım. Hangi görüntü olsun? Karar veremedim. Bayağı bir redstone'la uğraştım.
Böyle bir müsait olmadığım zamanlarda sadece blok koyarak etrafı kapladım. Müsait zamanda redstone'la uğraştım. Biraz hani uğraşmak gerekiyor redstone için. Çünkü alt karman çorman oldu şu anda. İşte birazdan göstereceğim size. Şimdi tamam, bunu da böyle bırakalım. Tamam, bilgisayarlarımız da hazır. Tamam. Şimdi birkaç şeye ihtiyacımız var. Bunu koymuşum. Bu tarafı koyalım. Okey. 2 bardak almıştım. Hop. Şuraya bir bardak koyalım. Bir tane buraya koyalım. Arada bir içeriz. Uçuyor muyum? Ha. Tamam. Bir de yemek yiyelim. Evet. Biraz lag var. Minecartlardan mıdır? Redstone'lardan mıdır bilmiyorum ama bayağı bir lag var. Şimdi size burayı göstereyim. Bilemiyorum. Sürpriz mi olsun? Çalışmasını, özelliklerini. Endrotları da aldık. Nasıl yapsak burayı? Burayı şöyle bir ışıklandıralım değil mi? Böyle bir ışıtsın burayı. Hatta bir kat daha mı yapalım? Tamam, şöyle 2 kat ışığımız hazır. Çöp mü aldım üstüme? Aynen. Sonra bunu da kıralım. Onu da yerine koyalım. Şimdi bu içeride ne eksik başka? Koyabileceğim bir şey var mı? Bakayım, şu şunları koyacaktım. Brewing standlar. Böyle rastgele bir şeyler olsun. Aslında test odaları burası değil. Burası dev portal odası. Yanlarda böyle daha gidecek yerler olacak. Farklı işkence odaları falan kuracağız. İşkence odası, yanlış duymadınız. Evet, şöyle bir kabaca bakayım. Lantern'larım var üstümde. Şu kapıları açmak için öncelikle güvenlik kilidi 2 ve güvenlik kilidi 1. Bu ikisini aynı anda kaldırırsam buralar kilitleniyor. Kimse giremiyor ve burası açılıyor. Aynı zamanda da şuradaki kapılar kilitleniyor. Normalde bu kapıdan güvenlik kilidi açıkken geçebiliyorsunuz. Önden geçemiyorsunuz. Veya buradan içeri giremiyorsunuz. Burası şey bir yer. Çalışanlara özel bir yer. İşte atıyorum, tamir için gelenler buradan giriyor falan. O zamanlar çalışmıyor portal. Şimdi ışıklandırma yapmam lazım yalnız benim. Şu bir. Şöyle bir yapalım. Tamam mı? Bir tane de buraya koyalım. Bunu yapmak çok kolay ya. Torch'la yapıyorsun sadece. O yüzden bol bol kullanacağız. 3. 1, 2, 3. Tamam. Güvenlik kilidi. Güvenlik kilidi. Işıklar söndü. Evet, ön kapı açıldı. Işıklar sönükken çalışabiliyoruz. Yani daha doğrusu ışıklar sönükken laboratuvardan bu tarafa geçebiliyoruz. Anlaşıldı. Ve şunun bir tanesini bozduğumuz zaman kapı açılıyor. Burası kapanıyor. Kilitlendi. Çıkamıyoruz şu anda ve ışık yandı. Değil mi? Şu an birçok yer birbiriyle bağlantılı durumda. Fark ettiyseniz burada 2-3 tane sistem var. Bir sistem çalışmayınca öbürü sistem çalışmıyor. Ne bileyim, o sistem çalışsa da bu sistemin çalışması için bir başka sistemin çalışması gerekiyor falan. Kolların hepsini yukarı doğru kapalı, aşağı doğru açık olarak ayarladım. Mesela şu geri sayımımız birazdan başlar. Evet, geri sayım başladı. Neyse, bu gerilim müziğimiz. Hemen sese bakalım. Options, Music Sound. Duyuyorsunuzdur herhalde. Evet, bu da gerilim müziğimizdi. İş yaparken bunlar olması lazım. Bu yakıt beslememiz. Hemen göstereyim. Evet, şurada yakıt beslemeler veya ateşleme de diyebilirim. Aynı anda sağlı sollu yanmaya başlıyor ve karşı taraf aydınlanıyor bir anda. Şu an portalın arkası yanıyor. Son olarak motorları çalıştıralım. Yakıt tamam. Çalıştır motorları. Vuf. Evet, motorlar çalışıyor. Kapıları açmamız lazım. Açık zaten kapı, tamam. Evet, dumanlarda böyle de. Şu an bir sıkıntı var. Güvenliği kapatalım. Ha, ikisi birden açılması lazım. Pardon, güvenliği açalım. Tamam. Şimdi çıkıp bakalım buraya. Evet, dumanlar basmaya başlamış. Çalışmaya hazır. Tabii 2 kişi lazım bunun için. Tek kişiyle olmuyor. Daha o 2 kişinin düğmesini koymadım. Onu da koyalım.
Zor oluyor. Baksanıza tek kişi. Bir tane bir bilim adamı orada olması lazım. Bir tane burada olması lazım. Başka. Şuradan da iki tane düğme yaparsak eğer. Evet. Bir de kontrol paneli yapmamız lazım. Tamam. Düğmemiz de burada. En son buraya basıyoruz. Başlıyor. Süper. Son olarak da birkaç tane daha alalım. Ve evet burası olsun. Süper değil mi? 9 tane lazım. Biraz daha. Tamam. Bir boşluk. Tamam, tuşlar da hazır. Evet, böylesi daha iyi. Şimdi bu neydi abi? Ha, bu da ışıkları yanıp yanıp söndürüyor. Sadece yanması var ışığın, bir de yanıp sönmesi var. Evet. Unuttum ya, o kadar çok şey yaptım ki. Şimdi kendi sistemine bu neymiş diye soruyor diyeceksiniz. Motorları kapatalım. Yakıt beslemeyi kapatalım. Şimdi ben size gidip göstereceğim hepsini. Şimdi buranın üstüne mi çıkalım önce? Orayı göstereyim size. Hem de gelmişken bir aydınlatma yaparız. Burası kaç blokmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6 blokmuş. Biz şöyle bir uçlara koyarak gidelim. Üçüncüye koydum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Üçüncüye koydum. 3. 3. Burası orta bölge. 1, 2, 3. Tamam. Ve diğer baştan 3. Tamam. Oranın ışığı yeterli. Buradan portal... Allah geri atıyor bak. Portal bozuk. Henüz çalışmıyor. Buradan portalın böyle önüne kadar gelebiliyorsunuz. İçeriden çıkmak pek güvenli değil ama her içerideyseniz gelip buradan izleyebiliyorsunuz. Ne bileyim çıkan düşmanlara karşı savaşmak için belki. Belki de kontrollü bir şekilde izlemek için kullanılabilir burası. Baya baya toşlandırdık. Evet şu son ikiyi de koyalım, tamam olsun. Tamam mı? Evet tam aydınlık gibi de durmuyor aslında da. Mesela şurası biraz sıkıntılı gibi. Tamam bir de şuradakinin önüne koyarsam. Tamam. Bir F3'ten bakalım. 10, 10, 11, 10. 8, 7. Burada bir 7 var. 6'yı görmedim. 8, 7. Tamam. Işık seviyesine bakıyorum da. Eksik mi fazla mı diye. Şu an için sıkıntı görünmüyor ama çıkarsa bir şey yine müdahalede bulunuruz. Tamam. Burası aydınlatıldı. Hoppa. Aşağı açalım. Ve buradan da bir şöyle etrafa ışık serpelim değil mi? Duvarlara daha şey yapacağım. Motor sistemi falan yapacağım böyle. Yani görüntü sadece bir şey yapmayacak ama o motorlar işte burayı havalandırıyor olur, çalışıyor olur, ne bileyim. Burası sonuçta bir fabrikanın altı gibi. Tam fabrika olmasa da. Mesela şunu koy. Kaldır öbürünü. Bunu koy. Tamam, kırmızıya ve öbür siyaha. Kırmızıya ve öbür siyaha koyduk. Bu arada üstü kapatamadım tam olarak. Onu da kapatalım. Şu çok az bir şey kaldı. Fazla kalmamıştı. Burayı bir tamamlayayım. Redstone'u hala size göstermedim. Değil mi? Onu da ben bir göstereceğim bundan sonra. Şuraya bitireyim de. Kazı yapmama gerek yok. O yüzden artık feneri kaldırabilirim. Mağaramızın önünden giriş. Ön kapıyı da bir ara tamamlayalım. Okçular var. Düşmanlar var. Dikkat. Ben bayağı burada takıldığım için her taraf mob kaynıyor artık. Devam. Aşağı doğru iniyoruz. Evet, zombi sesleri geliyor etraftan. Mağara var muhtemelen. Temiz mi? Temiz. Şimdi geldik. Şu yandan geçelim. Kapıya da hiç uğraşmayalım. Heh, burası açık çünkü. Ve zombiler. Oh. Zombiler kaynıyorlar. Creeper gelmesin de. Burası tam bir savaş alanı ya. Başka yerde zombi doğmadığı için. Aydınlık çoğu yer. Tamam. Selam. Kılıçlısın sen de.
Evet, bu zombilerle de zamanla hapsedeceğiz, işkence dosyasını alacağız onları da. Şimdilik dursunlar, takılsınlar şimdilik. Şunu alalım. Şöyle yapalım. En azından buranın aydınlatması hallolmuş olsun. Bak, üstü kapalı. Tamam. Şöyle yapalım. Tamam. Burayı da aydınlatmış olduk. Bir tane boşluk bırakmışım. Sonra devam. 1, 2, 3, 4. Tamam, böyle iyi. Demire ihtiyacımız yok. İçeriye hiç ışıklandırmayacağım. Işıkları koydum buradan aşağıya. Ben restoranları göstermeye gidiyorum. Bu arada bir şey çıkmazsa karşımıza. İyi. Evet, aşağı inmeye hazır mısınız? Karman çorman bir yer. Ben bile burayı artık kavrayamıyorum, yani kayboluyorum. Burası ne mesela, hiç bilmiyorum. Ha, burası tamam. Güvenlik kilidinin dışa yandaki kapıları açmak için kullandığı yer. Göstereceğim. Çıkınca bir daha. Burası odamız. Odamızdaki ışıklar. Sol güvenlik kilidini açınca bu ışıklar yanıyor. Sağ güvenlik kilidini açınca şu diğer ışıklar yanıyor. Şu ortadaki farklı bir sistem. Aynen. Bu şey için. Alarm durumu için. Aynen, bölücü. Şurada bölücü var. Yani ışıklar bir hep yanıyordu. Bir arada bir yanıp sönüyordu ya. O ayarı sağlamak için burada bir şey var. Yine bunu nereye bağlamışım? İç kapılara bağlamışım. İç kapılar kapandığı zaman orası da kullanılabilir hale geliyor. Ha, o zaman aydınlatıyor. Evet, aynı zamanda şu sol iç kapı, şu sağ iç kapı, ikisi birden yanmazsa bu öndeki neymiş? Ön kapı açılmıyor. İşte onun ayarı buradan. Bu ve bu. Neyse. Ben buradan bir ineyim. Başka bir hatta gideyim. Mesela bak, şu alttaki hat başka bir hat. Şu hat ses sisteminin hattı. Arkaya doğru taşıdım, yukarı doğru. Onu da gösteririm olmazsa. Yine ses sisteminden enerji aldırdığım bir hat daha var. Işık sistemi. Çünkü ikisi de güvenlikte. Evet, ışık sistemi. Alarm ışıkları var ya. Bunlar dumanlarımız. Bu dumanlarımızın aynısından ileride de var. Ses var. Ha, yukarıdalar. Tamam, sıkıntı yok. Devam. Hiç bu tarafa bulaşmayayım. Çok karışık değil zaten buhar sistemi. Duman haberleşmesi kolay bayağı. Dönelim buradan. Karanlık gördüğüm yerlerde aydınlatayım. Zombi doğup başımıza bela olmasın. Şimdi bir yeri kırmaya korkuyorum. Çünkü üstünde redstone olabilir. Ha, burada bir şey var. Saat sistemi var. Alarm kısmını açtığımız zaman ışıklar yanıp yanıp sönüyordu ya, onu zamanlayan bu. Şu altta başka bir redstone hattı var. Karman çorman ama bir o kadar da kullanışlı. Burası nereymiş? Ha, burası da bu ateş sistemi. Şu ateşleyici demiştim ya. Orada dropperlar var. Hepsinin içine flint and steel doldurdum. Falan. Zombi mi var? Yok. Ben buradan çıkmanın bir yolunu bulayım ya. Burası çok karıştı. Evet, çıkamayacağız galiba. Hadi, 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 ümitliyim. Alta atla. Tamam, süper. Şu tarafa atla. Burası nereye gidiyormuş? Burası da yukarı çıkıyormuş. Hemen gidip bakalım. Ses sistemi olabilir. Yukarıda hem iç ışıklar var hem de ses var. Hop, şuradan çık. Buradan çık. Aynen. Bir müzik burada var, bakın. Şuradan bir tane çalayım. Şöyle yapayım. Niye bu kadar hızlı? Lag geçmiş. Lag'dan dolayı biraz gecikme vardı. Şimdi daha mı iyi olacak? İncim vardır umarım, çünkü düştüğüm yerden çıkamam yoksa. Tamam. İnci varmış, süper. Tekrar deneyeceğiz. Bir torç koyacağız buraya. Oha, gereğinden fazla hızlı. Neyse, ben burayı kırayım. Zaten bu ilerleyecek, piston olduğu için itecek onu. Burada başka bir ses sistemi vardı. Yine aynı mantık. Aynen, bu böyle sürekli çalışarak şey yapıyor.
İşte böyle. Burada başka bir şey yok zaten. Ha bir de şu var, ışıklar, iç ışıklar. Şimdi gidelim isterseniz bakalım bunlar neymiş, neredeymiş. Tekrar bakalım ve hatırlayalım. Lan korktum. Yarasaymış. Ve buranın çıkışını bulabilirsem eğer. Ha orada. Merhaba. Bayağı zombi geziyor burada ya. Hem de zırhlılar hep. Şimdi geliyorum. Bakın şu yan kapılar, dış kapılar dediğim bunlardı. Şu an açıklar. Çünkü güvenlik kilidini açmadık. Şu an sadece ön kapı kapalı. O yan kapıların bir tanesini şu an kilitliyorum. Bura kilitlendi. Bir. Şuradan çıkayım göstereyim. Ve şu dış çıkış kilitlendi. Evet bakın buradan artık çıkamıyorum. İki. Sonra ya, bu taraf açık hala. Evet bunu da kilitlediğim zaman. Şimdi burası da kilitlendi ve ön kapı açıldı. Ama yan kapıların hepsi kapalı. Bunun anlamı ne? Burada laboratuvarda işte doktorlar, ne bileyim mühendisler çalışırken dışarıdan müdahale edilemeyecek, tamam mı? Buradan kimse giremeyecek. Aynı şekilde yandan şeyde çıkamayacaklar. Bu test alanına da giremeyecekler. Sadece bu odada bulunan görevliler buraya müdahale edebilecek. Evet güzel oldu ya. Varsa böyle başka fikriniz yorumlarda belirtin. Ben böyle doğaçlama yaptım bunları. Hani şey değil böyle şunu yapayım bunu yapayım planlayamadım. Mesela ışıkları yanan sönen bir ışık olsun derken böyle bir şey koydum. Daha güzel olabilirdi aslında. Ama odanın genişliği az geldi bana. Daha uzun yapsaydım farklı böyle şerit ışıklar yapar yandırır söndürürdüm. Bir de vaktim yoktu işin doğrusu. Yani şöyle vaktim yoktu. Bu videoyu atmam lazım. Evet. Şu an gecenin biri ve sabah atmam lazım bu videoyu. Öyle düşünün. Evet tamam. Neyse. O zaman kapatıyorum ben bunları. Sistemleri gösterdim. Unuttuğum bir şey varsa artık affola. Üstümü ben boşaltırım daha sonra. Ha şunu koymayı unuttum. Bir böyle. 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 Şöyle kapatıp geçsem olur herhalde. Süper. Zincire benzedi mi? Of, nasıl düştük ama. Aynen benzedi benzedi. Süper. Tamam bunun hizasını bulalım. Karşıda aynısından yapalım. Ben gideyim biraz daha craft edeyim olmazsa. Şu hizada. Buradan başlayacağım. Bir böyle. Ve craft ettim. Geri geldim. Şimdi. Birinciyle çıkmayı başardık. Evet. Bu harika. Aha yukarı çıktık. Süper. Olmadı. Şöyle. 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 Buraya kadar geliyor zaten. Şurayı kapatalım şöyle. Üstüne de bir blok koyalım şimdilik. Burayı da hallettik. İki tane zincir tutuyor şu anda yukarıdan aşağıya. Yanlarını şöyle biraz daha süsleriz daha sonra. Şimdilik kalsın böyle. Evet millet. O zaman ne diyelim? Benden bugünlük bu kadar olsun mu? Nasıl poz verilir ki burada? Aynen tam böyle poz verilir. Hem de şöyle kapak fotoğrafı da almış oluruz değil mi? Aynen. Süper. Harika. Evet millet. O zaman ben burada son veriyorum. Bayağı iyi bir laboratuvar olmaya başladı burası. Etrafına da eklemeler yaptıkça daha keyifli olacaktır. Şu an içeride bir sürü de redstone sistemi yaptım ya. Kolların her biri ayrı bir iş yapıyor. Eş zamanlı çalışıyor falan. Bayağı hoşuma gitti. Yani kullanışlı mı değil mi onu bir sonraki bölümde göreceğiz. Ama bayağı eğlenceli oldu benim için. Kullanması da eğlenceli olacaktır. O zaman ne diyoruz millet? Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.